İkinci maçımıza geçiyoruz hiç vakit kaybetmeden. Vahit İpek ve Ali Rıza Cadidi 73 kiloda kozlarını paylaşacaklar ve mikrofon şimdi Mustafa Özben'de. Vendetta'da gecemiz nefis bir kickboks karşılaşmasıyla devam ediyor değerli izleyenler. 73 kilogramda Punisher Vahit İpek ve Ali Rıza Cadidi karşı karşıya gelecek. Face-off'tan görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Bu şekilde pozlarını verdiler ve artık ringde yumrukların, tekmelerin ve Mustafa Özben'in konuşma vakti. Mavi köşede, representing Iran. İranlı sporcu, 31 years old, standing 176 tall, weight of 72.5 kilograms. His professional record, 13 fights, 10 wins and 3 defeats. 2012 and 2016 Iran champion, 2016 world champion in France. 31 yaşında, 1.76 boyunda, 72.5 kilogram ağırlığında, profesyonel kickboksla 13 maç yaptı. 10'unu kazandı, 3 kez kaybetti. 2012 ve 2016'da İran şampiyonu, 2016'da Fransa'da dünya şampiyonluğu var Amotedre. Merdan Habibpour yapıyor antrenörlüğünü. Mito James sporcusu Ali Rıza Cadidi. Ve işte rakibi kırmızı köşede. His opponent in the red corner representing Turkey. Türk sporcu Bülent Sağlam yapıyor antrenörlüğünü. Iron Fist Gym sporcusu trained by Bülent Sağlam and a fighter of Iron Fist Gym. 30 years old, standing 1 meter tall, weighing 72.5 kilograms. His professional record, 40 fights, 32 wins and 8 defeats. 2019 Vendetta world champion, 2020 Vendetta European champion, 2020 ISKA Austrian champion. 30 yaşında, 1.80 boyunda, 72.5 kilogram ağırlığında, profesyonel kickboksta 40 maç yaptı, 32'sini 8 kez mağlup oldu. 2019'da Vendetta Dünya Şampiyonu, 2020 Vendetta Avrupa Şampiyonu, 2020 ISKA Avusturya Şampiyonu. O bir cezalandırıcı. The Punisher, Vahit İpek! Karşılaşmanın ring hakemi, the ring referee Mr. Ensar Atılgan. Engin Ensar Atılgan karşılaşmayı yönetecek. 73 kilogramda Vahit İpek. Ali Rıza Cedidi'ye karşı ringe çıkıyor. No clinch. No holding, just one knee. Okay? Agree? Good luck. Get back. Engin Ensar Atılgan son talimatlarını verdi değerli izleyenler sporculara. Vendetta Fight Night'ta. 73 kilogramda Vahit İpek, fighters, Ali Rıza Cedidi karşılaşması başlıyor. Vahit İpek'in başarıları zaten say say bitmiyor. Mustafa Özmen'in sesinden de duyma şansınız oldu. Bakalım burada Ali Rıza Cedidi'ye karşı Vahit neler yapabilecek. İç low kick isabetiyle başladı Cedidi. Fena olmayan bir kombinasyon. Kara ciğeri artı dış low kick. Çeneyi kapatsa da gövdeye ve bacağa darbeleri aldı. Vahit İpek güzel bir aparkatla başladı. Kombinasyona Cedidi. Yalnız Vahit İpek'in de elleri çok hızlıdır. Çok hızlı kontralarda gelecektir kendisinden. Vahit İpek, Ali Rıza Cadidi karşılaşmasında ilk raundun ilk dakikası sona erdi değerli izleyenler. Hızlı da başladı mücadele şu ana kadar. Peki sporcu çok fazla birbirlerini tanımaya uğraşmadılar açıkçası. Karşılaşmanın bu bölümüne kadar. Güzel bir kombinasyon. Vahit İpek'ten ama çekmemesi lazım rakibini. Engin Ensar Atılgan'dan bu konuda bir uyarı geldi. Hakimiyeti şu anda Vahit İpek'te güzel isabetlerde buluyor. Daha fazla bastıran taraf Ali Rıza Cedidi şu ana kadar ama Vahit'in iyi kontrolleri var. Sert bir diz isabeti geldi. Tutmaması gerekiyor. Konuşma sporculara uyarılar geliyor. Hakem Engin Ensar Atılgan'dan. No holding. Okay. Fight. Pres yapan taraf şu ana kadar Ali
Sadece Didi. İbrahim Parkat sağ koşu kontrası geldi. Bay Tipek'ten. İlk round'un son saniyelerine doğru girilirken iki sporcu da sert isabetler buluyor ve sert de darbe alıyorlar ama şu ana kadar pek bir geri adım atma belirtisi yok. Her iki tarafta da Rıvay Tipek güzel yakaladı rakibini. Yerde kalıyor Ali Reza Cedidi. Hakem şimdi sayacak. 4, 5, 6, 7, 8. Hands up, hands up, hands up. Fighters. Fight. Ali Reza Cedidi şimdi kalktı ayağa. Vahit Pek için tezahüratlar var. İranlı sporcu da iyi bir şekilde geri döndü ve ilk raundun sonuna şimdi geldik. Evet, ilk raunttan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Vahit Pek ilk raundda saydırmayı başardı. Ama nakavta gidemedi. Bakalım ikinci roundda neler olacak. Evet değerli izleyenler, Vendetta Fight Night gecesindeyiz ve gecemiz güzel bir kickbox karşılaşmasıyla devam ediyor ve yanımda da çok değerli bir konuğum var şu anda. Zaten Vendetta gecelerinde dövüşürken görmeye alıştığımız bir isim. Ringlerde görmeye alıştığımız bir isim. Sniper Mücahit Kulak bizlerle birlikte. Mücahit Kulak hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Güzel bir gece her zaman olduğu gibi Vendetta'da. Senin evet. Dediğin gibi aslında genelde kafeste veya ringde dövüşürken görmeye alışırız Vendetta şu gecelerinde ama. Benim dövüşüm geldi. Çok özlemişim bayağı. İki ay oldu ama olsun. Bu sefer seni en azından yorumcu koltuğunda yine burada yanımıza dahil etmiş olduk. Güzel ve sert bir karşılaşma oluyor Vahit İpek ve Ali Reza Cedidi arasında. Neler söyleyeceksin? Çok denk olmuş. Şu an Vahit çok güzel moral buldu yatırdığı için. İkinci round çok güzel başlayacak şu an. Eğer bu teraziyi bozmazsa bu maç onun. Round two. Evet, ikinci round'a başlıyoruz değerli izleyenler. Vahit İpek Ali Reza Cedidi karşılaşmasında. Yani şu ana kadar iki sporcu da çok güçlü yumruklar, güçlü tekmelerle ilerlediler. Rakip İran'ı basıyor. İran zaten maçın başından beri basıyor ama Vahit de kontraları gayet iyi buldu. Mücahit şu ana kadar. İran sporcu basmaya devam ediyor. Kroşeler tehlikeli Vahit'ten geri giderken de çok iyi bu arada. Vahit'in patlayıcı kuvveti çok iyi şu an. O yüzden hepsi oturunca patlayıcı kuvvetini çok kullanıyor şu an. Hakem Engin Eser Atılgan araya girdi. Çekmemesi gerektiği konusunda Vahit Bey'in uyarısı var. İki sporcu da açıkları gördükleri anda yalnız çok hızlı geliyorlar. Vahit Bey'in elleri çok ama çok hızlı. Yakın dövüşleri için kırışma oluyor şu an. O yüzden devamlı bir yumruk geliyor yani. İlla ki. Tekmeden güzel kaçtı Vahit. Çok zevkli. Çok keyifli bir karşılaşma izliyoruz. Sadrek geldi. Ali Reza Cedidi fena olmayan bir kombinasyon. Low kick'le bitirdi. Tekrar içine girme çabasında Vahit. O sert koşu isabetli olsa belki çok daha farklı bir derse şimdi yalnız. Ali Reza Cedidi basmaya devam ediyor. Ya şu ana kadar... Nabzı yüksek bir spor maç. Tam olarak onu söyleyecektim. Şu ana kadar iki sporcu da vites küçültmedi. Çok hiç durmadılar. Maçın başından beri devam ediyorlar. Tekmeyi tutmaması lazım Vahit İpek'in bu konuda bu yere. İyi bir kombinasyon geldi Cedidi'den. Sol kroşe kontası kaçırdı Vahit ama devamında sağ koşar gayet iyi çalışıyor. Sinan Erdem spor salonunda Vahit İpek için tesavvuratlar da artmış durumda. İyi eskilerle kaçtı Cedidi ama o son sadrekten kaçamadı. Vahit çok yoktu. Cedidi basmaya devam ediyor. Kapandı bir kez daha burada Vahit İpek. Baskı çok fazla yalnız üstünde fakat Vahit buna karşı boşluk bulduğu anda doğru yani isabeti buldu. Vahit kafayı yakalıyor ama diğeri garda vuruyor devamlı şu an. Ve yorulmadılar da şu ana kadar. Yani tabii ki ilk başlık kadar yüksek seviyede değiller ama bir kondisyon problemi de yaşamadan aynı tempoda devam ediyorlar. İkinci raundun son dakikasına girdik. Vahit ile güzel yakaladı Cedidi'yi. İranlı bastırmaya devam ediyor. Biraz sağlık geldi Vahit'in üstüne. Vahit kapanma çabasında. Vahit çok iyi çalışmış. Sağ koşuya karşılık sağ direkt kontresi. Çok dayanıklı adam. 30 saniyede dayanması lazım Vahit Bey. Şimdi biraz da sarıldı. Biraz
Zaman kazanmaya çalışıyor burada. Çok uğraştı Timotsun. Yatıramadı şu an. Moral bozuldu. Hadi Wide. 20 saniye kaldı roundun sona ermesine. Tekme blokta kaldı. Ardından bir push kick. Balta tekme denemesi. İsabetli değil ama cedidi. Güzel bir sadrekle geldi. Wahid İpek yine kapanmak zorunda ama güzel çıkardı kontraları. Round'un son bölümünde biraz daha kendine geldi Wahid İpek. Ve ikinci round'un da sonu geliyor. Güzel. Mücahit Kulak. Güzel. Ya tempo devam ediyor. Wahid bahsettiğin gibi yakalandı ikinci round'un son bölümlerinde ama... Kurtardı, idare etti. Bayağı idare etti. Geri kaçarak idare etti ama şu an üçüncü round... Şu an maç onun gibi ya. Böyle devam edersen maç şu an Wahid'in. Evet tabii 3. rounda doğru gideceğiz. İki saniye bekle çıkarken. 2. rounddan görüntüler de tekrar ekranlarımıza yansıyor. Şimdi tabii yüksek tempoda devam etti karşılaşma ama 3. roundda kondisyon oldukça belirleyici bayağı, olacak. Bayağı düşecek. Kiminki iyiyse ya, kimi iyi çalışmışsa şu an maçı götürecek. Ki Wahid iyi çalışmış gibi gözüküyor şu ana kadar gördüklerimizle mücadele. Üçüncü rounddan sonra başlayacak. Her iki sporcu için de bir büyük alkış rica ederim sizlerden. Ali Reza Cedidi ve Wahid İpek. Ali Reza Cedidi ve Wahid İpek karşılaşmasında kim kazanacak? Üçüncü rounda geçeceğiz. Her şey efektif açıyor bir yandan uyuyamıyorum. Round 3. 3. round. Üçüncü rounda başladık değerli izleyenler. Bir kez daha Ali Reza Cedidi pres yaparak başlayan taraf. Sağ köşeyi kaçırdı Wahid İpek. Sırtı kafese şimdi. Çok iyi kurtardı kendini oradan Wahid İpek. Bir an sıkışabilirdi orada. İyi kaçmayı başardı. Peş kaçtı. Sağ direkt sol köşe evet, low kick. İyi bir kombinasyon Wahid İpek'ten. İkisi de çok yoruldu ama çok güzel maç olacak. Yavaş yavaş artık yumrukların tekmelerin hızı da azaldı. Onu da söylemek lazım bu yorgunlukla birlikte. İranlı sporcularınız Wahid ve üstelik de devam ediyor Wahid. Çok iyi bir sağ koşu çıkardı. Yılmadı Ali Reza Cedidi. Devam ediyor şu anda. Sırtı kafeste Wahid İpek'in kendini oradan kurtarması lazım. Ve bunu da başardı. Wahid çok kötü bir aparkat geldi. Çok kötü bir aparkat geldi gerçekten. İranlı sporcudan. İki isim de sarsılmaya başladılar yavaş yavaş. Fakat tabii çok dayanıklı iki sporcu karşı karşıya maçın başından beri. İranlı'nın gerçekten konusunu iyiymiş. Maçın başından beri bunu çok net görme şansımız oldu. Evet. İranlı bastırmaya devam ediyor. Ve şimdi burada... Evet. Kafesin başka bölümüne doğru çekti sporcular. Engin Ensar Atılgan ve devam ediyoruz. Kaldığımız yerden başta talimatı geldiği anda zaten iki sporcu da yumrukla konuşmaya başlıyorlar. Sert bir sağ denemesi. Karaciğer'e çok iyi geldi Ali Reza Cedidi. Üçüncü round'a biraz daha üstünlük İranlı sporcuya geçmiş durumda. Wahid İpek yine yalnız fırsatları arıyor. Yalnız ilk round'lar ne kadar hızlı değil. Güzel bir sağ aparkat daha geldi İranlı'dan. Wahid kapanmak zorunda. Kötü bir solda aldı çeneye doğru. 55 saniye var. Spinning back fist. Kapanmayı başardı Wahid İpek. Kontrayı arıyor. Wahid bir sadrek kontrası bulmayı başardı. Sağ köşe kaçtı. Sadrek isabetli kontraları buluyor Wahid. Bulmuyor diye. Kırk saniye kaldı. Round'un ve maçın sona ermesine. Ali Reza Cedidi bir kez daha bastıran taraf. Wahid önce sol ardından sağ tam isabetleri bulamadı. Sağın solu bir kez daha aradı yine olmadı. Diziyle gelmek istedi Cedidi. Wahid kapanmayı başardı. 30 saniye. Çok kısa bir süre kaldı maçın sonuna. Spinning back fist denemesi bir kez daha middle kick'le devamını getirdi. Wahid dinlenmeye çalışıyor şu an. Çok haklı. Çok bastılar. Evet artık bir şekilde son gongu duymak istiyor ki o son gongu duydu. Son anda da bir sağ isabeti geldi Wahid İpek'ten ve mücadelemiz sona eriyor. 2-1 aldı gibi geldi bana. Son 2-1 sanki Wahid aldı gibi bana da öyle geliyor Mücahit ama bakalım hakemlerimizin kararı evet, nasıl olacak.
Ya, üçüncü round net Ali Rıza Cedidi'nin, bunu söyleme şansımız var. Kesinlikle doğru. Bir ve ikinci roundlarda bence de Whitebeck bir adım öndeydi ama yakın geçen roundlarda. Ama son rounda göre de bakıp verebilirler İranlı'ya. Bakalım hakemlerimizin kararı nasıl olacak? Üçüncü roundtan görüntüler de Ali Rıza Cedidi'ye ekranlarımıza yansıyor şu anda. Mücahit Kulak, ben size konuşurken şunu soracağım. Şimdi Vendetta gecelerinde seni görmeye alışık olduğumuzu söyledik. Vendetta'da seni ringlerde de kafeslerde de gördük. Evet. Yani kickbox sporunda genelde tabii ki ringde dövüşmeye alışıksınız. Kafeste olmak nasıl bir fark getiriyor ve maça hazırlığı ve strateji nasıl değiştiriyor? Bunu sormak istiyorum aslında. Hiç strateji değiştirmedim çünkü ilk defa dövüştüm geçenlerde. Hani ring iplerine yumruk edince yaslanıp esneyip geri gelebiliyorum ama burada tellere denk geldim ve biraz bocaladım. Değişik bir şey. Kaçamıyorsun yumruktan. Yumruk bir yandan geliyor ve kaçamıyorsun. Biraz onda alışmak gerekiyor diyorsun evet, sanki. Kesinlikle evet. Yapmak lazımmış. Şimdi değerli izleyenler, heyecanla bekliyoruz karşılaşmanın sonucunu. Ve resmi karar Mustafa Özben'e ulaştı. Bakalım Whitebeck mi yoksa Ali Rıza Cedidi mi karşılaşmayı kazanmayı başardı. Hakemler 3 round sonunda değerlendirmesini yaptı. 3 round sonunda henüz kazanan çıkmadı. Extra round'a gidiyor maç. Bir round daha bu heyecan sürecek. Extra round'a gidiyoruz. Bu round maçın galibini belirleyecek. 3 dakika daha bu keyifli karşılaşmayı izleme şansına sahip oluyoruz. İstanbul'da Sinan Erdem spor salonunda. Extra round başladı. White biraz daha dinlenmiş gibi gözüküyor ama 3 evet. dakika daha ne yapacak? Evet oğlum. Cedidi'ye karşı fena başlamadı. Ali Rıza Cedidi her zaman press devam ediyor. Sol kroşe sağ direk. İyi kontralar. White bunları çıkarmaya devam ediyor. Karaciğer sol aparkat ardından kick'te bitirdi Ali Rıza Cedidi. Aparkatlar geliyor. Spinning back fist. Kapanmayı başardı Whitebeck. Sol direkler etkili olmadı. Tekme blokta kaldı. Ali Rıza Cedidi'den yine long kick isabeti. Vahit Karaciğer'in güzel bir sol ardından çeneye doğru çıktı. Sağıyla birlikte. Üçüncü round olduğu kadar yorgun gözükmüyor Vahit. Peki evet, aradaki boşluk. Ona da biraz yaramış. Yakaladı. Sarsamadı tam. Şimdi aparkat bir kez daha Vahit İpek'ten. X-ray'i gayet iyi çıkartıyor evet. Şu ana kadar Vahit İpek. Ya İranlı sporcu üç round o kadar çok bastı, o kadar çok enerji harcadı ki. Ekstra'da devam etmeye çalışıyor ama White şu ana kadar en azından ilk dakika itibariyle daha iyi başlayan evet, taraf ekstra round'a. Şu an iyi gidiyor. Son 2 dakika. White şimdi biraz daha baskı yapan taraf burada. İranlı yine ellerini kullandı. Çok fazla blokta kaldı bunlar ama en azından kurtardı kendini oradan. Şu an çalışan taraf İranlı biraz. Yani dördüncü round ekstra round'a İranlı vurmuyor. Sadece interval yapıyor şu an. Vurayım da puan alayım ben diyor. Ama yani bu noktada bunu yapabiliyor olması bile ekstra bir şey tabii. Sen atıp sen bulamazsın. Bitti. Bütün şu an depolar boşaldı. Sadece geniş güzel vur. Tamamen mental yani bahsettiğimiz gibi zaten. Tamamen dirayete kaldı iş. Yine de ben daha net yumrukları, daha net darbeleri White Bey'in bunu vurduğunu düşünüyorum şu ana kadar ekstra round'da. Daha fazla çalışan taraf evet, İranlı sporcu olsa da sol köşe güzel geldi. Son bir dakika. Maç şu an başlıyor. Son 45 saniyede başlıyor. Hadi bakalım. Başladı. İki sporcu da son sayıda olduğun farkında ve çeneye net isabetler geliyor. Ali Rıza Cedidi'nin köşesi de bir an onu gaza getirmek için ayağa kalktı. Vahitip'in köşesi aynı şekilde. Gayet çok güzel bir kombinasyon bulmaya başardı. Sağ köşe ardından bir kez daha denedi olmadı. Ardından Cedidi yakaladı ve çekti. Vahitip oyundan. Son 20 saniye. Son 20 saniye. Gayet. Ekstra iyi başlamıştı. Ekstra iyi bitirme çabasında. Kariyerinin de 33. galibiyetine doğru şu anda adım adım ilerliyor Vahit İpek. Sol sandık aslanı tamam hadi. Son bir darbe gelir mi? Yapma. Evet biraz şova kaçtı Vahit. Ama rakibinden uzakta kalmayı başardı bunu yaparak ve son gongu duyduk. Şimdi 1-3 dakika daha bu karşılaşmayı izledik ve hakemlerimiz verecekler kararı. Bence de Vahit'in de bakalım nasıl bir karar çıkacak. Yani 3. round'da, ekstra round'da düzeltiyorum. Senin de bolca bahsettiğin gibi çok çalıştı İranlı sporcu ama evet. Bir darbesi yok, puan alıcı bir darbesi yok, çalıştı sadece. İnterval yaptı dediğin İnterval gibi. İnterval yaptı.
Bayitem iyi kapanmayı başardı ama hata geçtiği zaman. Ve net vurdu, yine kafasını arkaya götürdü adamın, rakibinin. Ya hele ki bu roundda herkes bu kadar yorulmuşken, Vahit İpek de çok yorulmuşken o gücü ya çıkarabilmek de çok güzel. O kadar zor ki İncikacan. O kadar zor ki. Ben tahmin bile edemiyorum. Ya edemezsin çünkü dünyanın en zor sporu bence. Hani o an düşünce diye bir şey yok. Düşünmüyorsun, sadece vuruyorsun. Yani yüzlerce binlerce maç anlatmışımdır. Belki on binlerce maç izlemişimdir. Ben düşünemiyorum gerçekten. Next round'da o çıkma psikolojisi ve o yani vücuttaki hissiyat, mental hissiyat ne? Çok zor bir işi başardı hem Vahit İpek hem de Ali Rıza Cedidi ama tabii karşılaşmanın yalnızca bir galibi olabilecek değerli izleyenler. O galibin kim olacağını öğreneceğiz. Hakemler şu anda son toplamaları yapıyorlar. Aldı inşallah aldı. Ve resmi karar şimdi Mustafa Özben'e ulaştı. Heyecan dorukta, ekstra roundun da ardından Vahit İpek mi, Ali Rıza Cedidi mi? Karşılaşmanın galibi kim oldu? Gerçekten büyük bir heyecan vardı. There was a great excitement in the second part of the night here at Vendetta Fight Night at Sinan Dome, Istanbul, Turkey. Ladies and gentlemen, we have a split decision. Bir oy çokluğu durumu var. Winning on points, 2-1. 2-1 sayıyla kazanan. Red corner, kırmızı köşe, Vahit İpek. Hak etti ama. 2-1 ile kazanmayı başardı. Ekstra'da hak etti. Kariyerindeki 33. galibiyetini alıyor. 30 yaşındaki sporcu. Ali Rıza Cedidi. Biraz itirazları var ama yakın geçen bir maç ve ekstra'ya gönderdi. Çok güzel çalıştı. Çok güzel maç oldu. Nefis maç izletti bize. Yani onun da hakikaten 12 dakika boyunca bu performans sürdürmesi takdire şayan. Şaşırdı şu an, kabul etmiyor ama yemezler. İnterval yapmayacaktı o zaman. Vuracaktı. Onu hatırlatmak gerekiyor. Yani belki tabii normal sürede kazanmam gerekiyor itirazını yapsa biraz daha haklı olabilirdi. Burada ama ekstraya baktığımız zaman üstünlük Vahit'te. Yani burada hakemlere ben daha çok vuruyorum. Havası da bekliyor yani burada. Olay vuracaksın. Ebeleme değil burası. Yani attığınız yumruklar blokta kaldığı zaman Memnun insan anlıyor. Aynen öyle. Ve Vahit İpek galibiyete ulaşmayı hak başardı etti değerli izleyenler. Vendetta'da çok da keyifli bir karşılaşma bizlere İzletmiş oldu böylece Vahit İpek.